Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere evde nasıl döner yapacağız tarifini hazırladım. Müthiş lezzetli oldu arkadaşlar. Gerçekten sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Tabii döneri yapmak için dönercilerin sır gibi sakladıkları baharatları vardır. İşte ben de o baharat karışımını sizlere açıklıyorum arkadaşlar. İnanılmaz yakın bir lezzette aynısı oldu diyebilirim. Yarım yemek kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber, yarım yemek kaşığı kekik, yarım yemek kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı tuz, 1/2 çay kaşık limon tuzu, 1/2 çay kaşık beyaz karabiber arkadaşlar. Evet, ben bu baharatlardan döner baharatımı hazırladım. Güzelce karıştırdım. Daha sonra elde ettiğim bu baharat karışımını miksere aldım ve kısa bir süre hepsini birden çektirdim. Daha bir toz haline getirdim. Evet, bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Daha sonra limon tuzunu ve beyaz karabiber de ekleyeceğim. Onları eklemeyi unuttum. Daha sonradan ilave ettim. Ayrıca kekiki çok eklememenizi tavsiye ederim. Aşırı kaşığı doldurmayın arkadaşlar. Yarım yemek kaşığından biraz daha az olursa daha iyi olur. Çünkü yoğun bir tat alırsınız bu kez. Lezzeti farklı olabilir. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde mikserimi aldım. Tüm baharat karışımını kısa bir süre toz haline getirdim. Çok ezilmeyecek, un olmayacak şekilde. Evet, elde ettiğim karışım gördüğünüz gibi arkadaşlar bu incelikli oldu. Burada 1/2 çay kaşığı beyaz karabiber ilave ettim. Hepsini tekrar karıştırdıktan sonra vakumlu baharatlı kavanozumun içerisine aldım ve bu şekilde döner yapacağımda, döner baharatlamada kullanıyorum. Ayrıca fırında tavuk kızartacağınızda da bundan bir tatlı kaşığı ilave etmeniz yeterli olacaktır. İnanılmaz lezzet verecek tavuklarınıza. Mangal yaparken de bu baharatı kullanabilirsiniz ayrıca. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde baharatımızı hazırladık. Evet, şimdi tavuk dönerimize gelelim arkadaşlar. Tavuk budunu kemiğinden ayırtıyoruz. Dilerseniz bunu kasabınızdan yaptırabilirsiniz. Elde ettiğimiz tavuk budunu, 4 tane tavuk budu kullandım ben. Bir gece öncesinden bunu hazırlamış olduğumuz baharatla güzelce baharatlıyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Dilerseniz yarım çay bardağı da su ilave edebilirsiniz. Hepsini güzelce harmanlayalım. Yağ eklemiyoruz. Sadece bu baharatlar yeterli olacaktı. Ve bunu sabaha kadar bekletelim. İçerisine çeksin lezzeti. Baharatların vermiş olduğu lezzet tavuğumuzun çekecektir. Ve daha bir lezzetli olacaktır. Mutlaka önceden baharatlayalım. Ben daha önceden yapıp derin dondurucuya atmıştım arkadaşlar. Niyetimde video hazırlamak yoktu. Instagram hesabımda kısa bir başlangıç videosu paylaştığım için tarif istendi ve ben de yaparken çekim yapmaya başladım. Ön hazırlığını da bu şekilde hazırlamış oldum. Evet, tabanına patates dilimleri koydum. Tavuğumuz yapışmasın tepsimize diye. 3 tane de çöp şiş kullandım. Bu şekilde hazırlamış olduğum tavuk butlarını şişe taktım. Biraz elimle bastırarak üzerine de 3 tane soğan dilimi yerleştirdim. Ve önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık ilk etapta 40 dakika pişirdim arkadaşlar. Kat kat olduğu için hepsi birden pişmeyecektir. İç katlar pişmeyecektir. Bu yüzden kontrol edeceğiz, çıkartacağız ve dilimleri keseceğiz. Kestiğimiz dilimleri de
Daha sonra tekrar kısa bir süre 10-15 dakika fırınlayacağız ve dönerimizi hazırlayacağız. Birkaç aşaması var. Bunlara dikkat ederseniz mükemmel lezzette evde döner yemiş olacağız arkadaşlar. Gerçekten içimiz rahat bir şekilde, içinde hiçbir katkı maddesi olmadan kendimiz evde en lezzetli şekilde dönerimizi hazırlayabiliriz. Tabii emek olmadan yemek olmuyor. Biraz zaman ihtiyacımız var bu tarz tariflerde. Ama yapımı oldukça kolay. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yaklaşık bir 40 dakika fırında kızardıktan sonra çıkarttım. İlk kesme işlemini yaptım. Evet, ilk etapta 40-50 dakika arası dönerimi kızarttım ve kesme işlemine geçtim. Gördüğünüz gibi ilk etapta kestikten sonra ortalara doğru dönerimiz pişmediğini görüyoruz. Kenarına pişmiş olanları bu şekilde kesiyorum ve tekrar fırınlayacağım. Tekrar pişmeye alacağım. Tekrar keseceğim. Nasıl arkadaşlar dışarıda döner birkaç aşamadan geçiyor. Kestikçe tekrar kızartıyorlar, pişiriyorlar. Biz de bunu aynı şekilde fırında yapacağız ve yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kesmiş olduğumuz o dilimleri de tekrardan tepsime aldım ve bir 10-15 dakika güzelce kızarttım. Eğer sulu seviyorsanız çok kurutmayın. Çok kuru kuru bir döner olmasın. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde dönerim pişmiş oldu. Müthiş lezzetli. Ben pide vardı o anda. Pideyi fırında ısıttım kısa bir süre. Daha sonra kesmiş olduğum döner etlerinden bolca içerisine koyup salata, soğan, domates dilimleri ve acı pul biber serperek servis yaptım. Dilerseniz döner sosu da hazırlayabilirsiniz. Daha önceki tariflerimde döner sosu hazırlamıştım, paylaşmıştım sizlere. Onu da mutlaka deneyin. Müthiş lezzet veriyor bu şekilde dönerler arkadaşlar. Bu kez maalesef yoğurt sosu kullanamadım. Çünkü evde yoğurt kalmamıştı. Yoğurt canavarı bir kızım var. Evde sürekli yoğurt yiyor. Bu yüzden o anda alışverişe gidemedim ve bu şekilde biz yemiş olduk. Dışarıda yediğimiz dönerleri Onbasan cinsinden bir lezzetli döner yemiş olduk arkadaşlar. Biz çok beğendik. Sizlere de şiddetle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Baharatını hazırlayıp tavuk budunu kemiğinden ayırıp bir gece öncesinden baharatlayarak ertesi sabahta veya öğlen bu şekilde dönerinizi pişirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, geri kalan dönerimi de çıkardım tekrar fırından. Oldukça elimden geldiğince ince kesmeye gayret ettim. Ve bu şekilde tamamını kestikten sonra tepsiye aldım. Tekrar bir 10-15 dakika yüksek ateşte 200-220 derece arasında dönerlerimi kızarttım. Yani çiğ et kalmadı arkadaşlar kesinlikle. Bu şekilde dönerinizi hazırlayabilirsiniz. Biz çok beğendik. Evet. Bunu da fırınladıktan sonra diğer döner yapım işlemlerine geçtim. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık bir 15 dakika fırınladıktan sonra pişmemiş olan iç kısımlarda çok güzel piştiler. Dilerseniz biraz daha uzun tutabilirsiniz. Daha çıtır ve kuru seviyorsanız, yani yüksek ateşte derecesini artırarak daha çok çıtır kızartabilirsiniz. Benim oğlum bu şekilde tercih ettiği için, sulu sulu yemek istediği için ben bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla beni kanalımda yalnız bırakmayın ve bana destek verin. Bu tarz paylaşımlarım devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen.
farklı tariflerde bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.